Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bağımsız yapım oyunla sizlerin karşısındayım. Oyun aslında uzun zaman önce piyasaya sürülmüş bir oyun ve benim de kütüphanemde uzun zamandır bekliyor. Ama bir türlü oynamaya cesaret edemedim çünkü gerçekten oyunun karmaşık bir yapısı var ve oyun bu karmaşık yapısıyla kendini daha da ilginç kılıyor. BioInch Redemption'ı tanımlayacak olursam Palagoya Inch'in hem aynı versiyonu hem de doktor versiyonu olan bir oyun diyebilirim. Bu oyunda dilerseniz Choose Life seçeneğini seçerek hastayı hastalıklardan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Dilerseniz Choose Death seçeneğini seçerek de hastayı hasta edip öldürmeye çalışıyorsunuz. Yani hastalığın derecesini arttırmaya çalışıyorsunuz. Bu bir ilk izlenim videosu olacağından dolayı ben Choose Life'da oynayacağım ve hastayı yaşatmaya çalışacağım. Bu arada babuşlar, video hoşunuza giderse beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz kameramın bulunduğu yerdeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Kartlar kısmından Samet Güngör Live kanalına da ulaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Dilerseniz girelim. Campaign modunda oynuyordum ben. Bu campaign moduna devam etmek istiyorum. Campaign modunda bir hastayı tedavi etmeyi başardık ve şu yukarıda görmüş olduğunuz kalp puanıyla yeni yerler açabiliyorsunuz. Örneğin ben şu an bir okulun hastanesinde görev yapıyorum. Klinik, işte büyük hastane ve daha büyük yerlere bu kalp puanı sayesinde geçiş yapabiliyoruz. Ancak şu an bizim böyle bir puanımız yok. Bu puan da oyunun zorluk derecesine göre geliyor. Şu an gördüğünüz şu hikayenin internship kısmını tamamladım. Şimdi yeni bir hasta gelecek. Bu hastayı nasıl tedavi edeceğimi bilmiyorum açıkçası. 2313 skor yapmışım ve hani 2 zorluk derecesinde tamamlamışım. Normalde yani. Ne çok zor ne de çok kolay da. Dilerseniz diğerine girelim. Burada hastanızın kimliğini siz kendiniz belirliyorsunuz. Ve şeyler de var burada. Hali hazırda seçebileceğiniz hastalar da var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri liderleri Barack Obama, Donald Trump, Santa Claus kim bilmiyorum misal, Vladimir Putin, Rusya'nın devlet lideri, Adolf Hitler, bunu ben ayarlamıyorum bu arada. Bu oyunun kendiliğinden geliyor. Kim Jong-un, şu anki Kuzey Kore lideriydi sanırım, çok ilgili değilim dünyadaki olaylara, kusuruma bakmayın. Diğerleri kim inanın eğer bilmiyorum. Jesus mu? İngilizce şey demek değil mi ya? Jesus. Yok vallahi şey yapamadım. Galiba kutsal gibi bir anlamı mı vardı acaba? Yok, holy kutsal demek. Bilemedim. Bilemedim arkadaşlar, kusura bakmayın. Halloween. Bu da Cadılar Bayramı ile ilgili bir şey herhalde ama ben bunlardan hiçbirine dokunmayacağım. Çünkü başıma dert almak istemiyorum. Dertsiz başıma dert. Karakterinizin dişi ya da erkek olacağını seçebiliyorsunuz. Dişi ya da erkek olmasının ne gibi şeyleri var? Misal hangi alana daha yatkınsanız ben onu seçmenizi öneririm. Hangi alana daha yatkınsanızdan kastım şu. Misal erkek hastalıklarına daha aşinaysanız, okulda bunu görmüşseniz, Y kromozomundan gelen kalıtsal hastalıkları falan biliyorsanız erkek seçmenizi tavsiye ederim. Ama hani benim gibi hiçbir şey bilmiyorsanız ben genelde hanımefendileri tedavi etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bilmiyorum öyle yani, ilk oyun öyle geçti. Canlı yayında öyle oynadık. Nedeni yok. Bir nedeni yok. Neyse, dilerseniz karakterimize bir isim verelim ve oyuna başlayalım. Karakterimizin ismi ne olsun biliyor musunuz abi? Nermin teyze. Nermin teyze rahatsızlığından dolayı hastanemize gelsin. Bakalım Nermin teyzemizin nesi var nesi yok öğreneceğiz. Bu arada bir tane booster slotum açılmış. Ve 2 experience puanım var. Bu 2 experience puanı sayesinde buralardan bir şeyler satın alabiliyorum. Evet. Final skorumu arttıracak bir şey falan alabiliyorum. Resource upgrade'lerinin %50 daha ucuz olması bizim işimize gelmez mi? Bence işimize gelebilir. Sağlıkla alakalı bir şeyler almak istiyorum aslında yani. Hastanın kendini tedavi etmesini böyle daha hızlı hale getirebilmek istiyorum ama pek becerebileceğimi zannetmiyorum yani. Ya da Biopoints Rush. Random biyolojik puan veriyor. Seni alalım bakalım hadi. Hadi ilerleyelim bakalım. Nermin teyzemizin nesi var nesi yok çözeceğiz şimdi.
Ben size oyunun menüsünden de bahsedeceğim. Oyunun menüsünü de anlatacağım. Şimdi babuşlar, bu bizim Nermin teyzemiz ve Nermin teyzemizin belli başlı rahatsızlıkları var. Nermin teyzemiz kas erimesi rahatsızlığı yaşıyor. Genelde kas erimesi rahatsızlığının temel sebebi beyinde oluyor. Bakın, Nermin teyzemizin beyninden 12 can gidiyor. 17 can gidiyor. O yüzden Nermin teyzenin beynine bir şey yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda hafıza kaybı yaşıyor kendisi. Hafıza kaybının yanı sıra shaking de yaşıyor. Shaking'in ne anlama geldiğini bilmiyorum. O kadar şeyim yok. O kadar bilgim yok. Confusion yaşıyor. Confusion'ın da ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen ablamız birazcık yaşlı, birazcık yaşlı olduğundan dolayı da sıkıntısı kafayla alakalı. Genelde kas erimesinin bizi götürdüğü yer Parkinson hastalığı oluyor. Misal ilk işimiz Parkinson hastalığını Parkinson hastalığı için bir test yapabiliriz. Burada da testler var. Hani testlerden hangi sonuçlar çıkıyor, neleri test ediyoruz ve bu test ettiğimiz sonuçlar neye yarıyor, neyin tedavisinde kullanılıyor, bunların hepsini oyun size şuralarda gösteriyor. Kas erimesi olduğu için ben direkt Parkinson hastalığına bakacağım. Bu arada Parkinson hastalığının maalesef ne olduğunu bilmiyorum. Ama şey diyor, hastamızın iki tane belirtisi burada Parkinson hastalığına işaret etmekte diyor. Misal epileptik, şunu telaffuz edemem. Bu şu her ne boksa hastamız garanti bundan etkileniyor. Çünkü şurada bulunan iki hastalığında temel belirtisi burada epilepsiye yönelik, epileptik zımbırağa yönelik. Neyse, şimdi araştırma yapabilmek için bizim puan toplamamız gerekiyor. Puan toplayabilmemiz için de ablamızın vücudunu takip edip, teyzemizin vücudunu takip edip o vücudundaki biyolojik puanları toparlamamız ve bununla beraber tetkikler koyarak iş yapmamız gerekiyor. Ama ablam bize DNA puanı vermemekte ısrar ediyor şu an. Bunları kaçırmamanız lazım bu arada. Kaçtığı gibi gider. Ama ablam kafadan çok fena demeci yiyor. Bir beyin MR'ı mı yapsak? Evet, hafıza kaybının da burada Alzheimer'la alakası olacağından dolayı beyin MR'ı yapabiliriz. Ama beyin MR'ı yapabilmek için 12 puan istiyor bizden. Dur bakalım, 12 puan çıkarmaya çalışalım. Şurada sarı yanıyor bir DNA puanı geldiğinde. 12 DNA puanını toparladık an itibariyle. Hemen bir beyin MR'ını alalım ablamızı. Bu arada bu biraz zor olacak ya. Bu ablamız diğerlerinden birazcık daha fazla hasta. Biraz zor olacak. Şu altta da geçen gün sayısını görüyorsunuz. 25 gündür tedavi altındaymış. Biz daha yeni yeni tetkik uygulamaya başladık. Başka bir yerde DNA puanı kaçırdın mı? Çok aşırı şey var böyle, yani beyin kaybı ve şey kaybı var. Can kaybı var. Oo, tamam, yaptığımız bütün tetkiklerle beraber ablamız da, bak, beyin MR'ında pozitif çıkanlara bakar mısın? Alzheimer hastalığı, kronik stres, hipertansiyon, blood clot, stroke, dementia. Nervous breakdown. Bunların hepsi ablamızda var. Bu hastalıkların hepsi var. Ve bu hastalıkların hepsinin yavaş yavaş tedavi edilmesi gerekiyor. Elimizde 8 puan var. Ve bu puan şey, tedavi ücretsiz mi yapılıyor? Otomatik mi tedavi aldı? Biz sadece tetkik mi uyguluyoruz? Bulduklarımız otomatik tedavi ediliyorsa gerçekten çok güzel. O zaman otomatik tedavi uygulanıyorsa biz diğer rahatsızlığıyla alakalı bir şeyler bulmaya çalışalım. Diğer rahatsızlığı belki kalıtımsal olabilir. İnsomnia hastası olabilir. İnsomnia hastalığının da zaten 3 tane belirtisini taşıyor hanımefendimiz. Bu insomnia hastalığıyla alakalı şurada bir tetkik uygulamamız gerekiyormuş. Şu tetkiği bir uygulayalım. Anladığım kadarıyla bizim burada 12 tane hastalığı bulmamız gerekiyor. Bu hem bulup hem tedavi ettiğimiz modu değil galiba. Evet, bak, insomnia pozitif çıktı. Insomnia pozitif çıktığı için direkt insomnia'nın tedavisine başlandı. Ve bir sorunu daha var ablamızın. Bu HIDEC sorununun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Şu negatif çıkmış, herhangi bir sıkıntısı yok. Bu sorun muhtemelen kafayla alakalı.
şeye bakmamız lazım galiba. Şu burnout'a bakmamız lazım. Acaba başında yanma var mı? Ağrı var mı? Bu arada otomatik tedavi etmese var ya, ben 2-3 defa falan birilerini mıhlatmayı başardım arkadaşlar. Yani şu an oyunun campaign modu gereği otomatik tedavi ediyor. Otomatik tedavi etmese siz başımıza gelecekleri bir görün. Güzel DNA puanı verdin. Aa, negatif çıktı. Negatif çıktı. Bu şeyin sebebi orada şu ikisinden değil, negatif çıktı. Bundan kaynaklı olabilir mi acaba? Kronik yorgunluk olabilir mi kendisinde? Ki iki belirti de kronik yorgunluğu işaret ediyor ama. Bir kronik yorgunluk için test verelim. Efendim ondan sonra bunun bir diğer sebebi kemiklerle alakalı olabilirmiş. Bir kemik biyopsisi alalım. Hastalığı yavaş yavaş tedavi ediliyor bu arada. Oyun kendi otomatik tedaviyi alıyor. Abi benim oynadığımda var ya, Nermin teyze şu an çok şanslı. Kendin oynayıp kendin tedavi etmeye çalıştığında inan eğer puan yetiştiremiyorsun. Ya çünkü tedavisinin her biri içinde ayrı puan falan istiyor, böyle acayip sıkıntı. Bu arada ablamın evet, kronik yorgunluk pozitif çıktı. Kronik yorgunluğu tedavi ediliyor şu an ama ablamın bir şeyi var bak, beyninde cam değeri kaça indi? %20'nin altına indi. %20'nin altına indiğinde şey yapman gerekiyor. Hastayı yoğun bakıma alman gerekiyor. Birazcık daha uzun süre yaşatabilmek için. Şurada bir beyinden yoğun bakıma alalım. Çünkü kafasını kaybedecek. Yoğun bakıma almazsak ablamız GG olacak. O yüzden bir ablama şey yapmam lazım, el atmam lazım. Kalbinden de kanıyor. Şimdi stomach pain ne olduğunu bilmiyorum. Ama galiba böbreklerle alakalı bir sıkıntı olabilirmiş. Böbreklerle alakalı bir sıkıntı olabileceğine göre şu ikisini kapsıyor, bu alttaki ikisini kapsıyor. Önce alttakilerin tetkiğini uygulayalım. Sonra yukarıdakilerin tetkiğini uygularız. O hastalığın ben birazcık böbreklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Böbreklerden kaynaklı hastalığı bir tedavi etmeye çalışalım. Ve her yerde DNA puanı var. Güzel puan geldi ha. Böbreklerle alakalı şeyler komple negatif çıktı. O zaman sıkıntı neyle alakalı? Bu stomach pain. Bunlar zaten pozitif çıktı ve tedavi edildi, öyle değil mi? Bunlar pozitif çıktı ve tedavi edildi. O zaman şu ikisini kapsayacak bir şeye ihtiyacım var. Renal sistem MR falan onu alalım. Ve Dizzy Nice isimli bir hastalığı var. Ama cinsellikle alakası yok. Burada negatif çıkmış. Herhangi bir şekilde hanımefendinin bir cinsel organı ile alakalı problem yok. Daha doğrusu cinsel kadınsal bir hastalığı yok kendisinin. O yüzden burada kalp damar falan onlara bakacağız ustam. Ama her biri farklı bir şeyi işaret ediyor, lanet olsun ki. Hangisinde daha fazla belirti var? Şu alttakinde daha fazla belirti var. Bunu açacak zımbırağa bir bakalım. Nermin teyzeyi yoğun bakıma aldık bu arada. Yoğun bakımda kadın bu kadar can çekişiyor. Evet. Nihayet bir hastalığı pozitif çıktı ve onu da tedavi etmeyi başardık. Şu an tek bir tane şey kaldı. Muhtemelen bunun sebebi de şurada bulunan şey mi acaba? Gallstone mu? Onun da bir çözümüne bakalım hemen. Onun da çözümü bizde. Hastalıkların neredeyse tamamını tedavi ettik. 12. hastalığı bulmamızı istiyor oyun bizden. Negatif çıktı. Böbreklerle alakalı bir sıkıntı yok. Şu muhtemelen son yaptığımız testten sonuç gelecek ya. Ya ablamın beyin erimeye devam ediyor. Onu ne yapacaksak. Bir yandan testin tamamlanmasını bekliyorum, bir yandan puan kasarken. 109 gün olmuş. 109 günde daha tedavi edememişiz hanımefendiyi.
Bu arada kamerada deve gibi duruyorum değil mi? Muhtemelen. Çok bugün bilgisayara kurulmadım. Hayda. Ne demek sıkıntı onunla alakalı değil ya? Neyle alakalı o zaman sıkıntı? Agam mide temiz, böbrekler temiz. Kalıtımsal hastalıklara mı bakacağız? Şu ikisi tedavi edildi. Bununla alakalı bir şey mi acaba? Yani şunu mu işaret ediyor? Tamam, bunu da bir araştır. Bununla alakalı da bir test yap. Bir saniye, yeterince puanımız var. Ama beyinle alakalı bir şey yok ki ablamın. Test uygulamaktan canım çıktı ya. Dur, şuralara test uygulandı, buralara uygulandı. Babacım kemiklerle alakalı bir şey var mı? Yok, kemiklerle alakalı bir hastalığı yok. Yaşlılıktan gelen bir kemikle alakalı sıkıntısı var. O zaman mutlaka bu kan testinden sonuç çıkacak bize. Ve ablamız iyileşti. Son sıkıntı da kan testinden ortaya çıktı ve Nermin teyzeyi iyileştirmeyi başardık. Tetkiklerim %120 oranında efektifmiş. 97 biyolojik puan harcamışız. 12 tane hastalığı tedavi etmişiz. Ama ablam birazcık şey böyle. Nermin teyze birazcık gidici gibi duruyordu şimdi, ne yalan söyleyeyim. Hanımefendinin ahı gitmiş, vahı kalmış bir şekilde duruyordu. Bu arada bu oyunun muhtemelen tutorial kısmı gibi bir şey ya da şey böyle oyunun zorluk derecesini ayarlayıp farklı farklı modlarda oynayabiliyorsun. Benim oynadığım modumda yani tedavileri de kendin yapıyordun ve tedavileri kendin yapmak baya baya yoruyordu. Arkadaşlar biraz yayılacağım müsaadenizle. Biraz yayılacağım. Kameramı falan da ayarlayacağım. Kış olmasına rağmen soğuk soğuk terliyorum ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ya kışın insan niye terler? Hastalıktan terler. Muhtemelen grip gibi bir şey ya. Bir virüs de benim başımda. Bu Residency'nin ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce oynamadım ama çok güzel bir şekilde experience puanı kastık. Bir de bunun virüs olup öldürme şeyi var, oyunu var. Ama ben ona göz atmadım daha önce. İsterseniz bir de ona göz atalım. Madem bir ilk izlenim videosu mahiyetinde yapıyoruz. Bir Dead Campaign yapalım bakalım. Tutorial oynamıyorum ama inşallah becerebilirim. Morgdan mı yayacağız hastalığı? Ya hadi bakalım. Bu seferki de beyefendi olsun. John Smith değil. Hayır, John Smith değil. Bu seferki kim olsun biliyor musunuz? Kazım amca. Hadi bakalım. Bu sefer de Kazım amcayı hasta etmeyi oynayacağız. Experience puanlarımı harcamasam mı sürekli yeniden mi geliyor? Ve ben burada neyin ne işe yaradığını bilmiyorum. Neyin ne işe yaradığını bilmediğim için pek yanaşamıyorum açıkçası. Abi tekrardan şu cheap upgrade'i alayım. Bakalım hasta ederken ne yapacağız? Bu arada hasta etme kısmını ilk kez oynuyorum, onu söyleyeyim. Yani daha önce canlı yayında da oynamadım. Videosunu falan da izlemedim. Muhtemelen burada da sistem aynı. Biyolojik puan toplayıp hastalık geliştiriyoruz. Şu an Kazım amcanın %91 canı var. Ve bak mikrop puanlarını toparlamaya başladık. 3 mikrop puanımız var. Bakalım 3 mikrop puanıyla ne yapabiliyoruz? Ciğerlere vuralım mı? Ciğerlere vuralım. Bronşit yapalım kendisini, ciğerlere vuralım ama 7 puan istiyor. Dur bakalım. %100 iyileştiğinde mi oyun bitiyor bunda da? Yani muhakkak bir süre sınırlaması vardır. Doktorlar help basıyorsa. Dur bakalım, abimi direkt bronşit edip vuracağım. Kazım amca şu an hastanede mi? Biyolojik puan gelene kadar şey yaptım mı? Dur bakalım. Kalpten vuralım bir Kazım amcaya. Kazım amca korunması seks mi yapmış? Seks ruleti mi? Ha. Evet. Bakalım ne gelecek başına. Hiç hoş değil ama. Kazım amca genital warts oldu. Genital warts ne? Dur bakalım şuradan bir upgrade verelim. %20 daha fazla şey versin.
Ha, Kasım amca öyle. Götün başına ayrı oynarsa öyle şeyin de uyuşur. Tövbe ya Rabbim ya. O zaman Kamil amca, Kazım amcaya pipiden vuracağız. Az sonra Kazım amcanın toş billere geçireceğim demeyeceği arkadaşlar ama 18 şey istiyor. 3 yıldızlı bir demeyece atmak istiyorum ben kendisine. Dur. Dur 18 olsun. Kazım amca sen ayvayı yedin Kazım amca. Sana toş billerden demeyece atacağım. Kazım amca grip de oldu. Oyun bana biraz kolaylık mı sağlıyor? Hızı kapatır mısın? Böbreklerde falan bir ağrı var. Yok. Kazım amcanın toşpiklere vuracağız. Vur toşpiklere. Kazım amcanın toşpiklere vurduk arkadaşlar şu an. Kazım amcadan health gidiyor. Kazım amcanın toşpikleri aldık. Canını alıyoruz toşpillerden. Ulan Kazım amca, etkinlik de gelmese sana nereden damage atacağımızı bilemeyeceğiz ha. Yalnız Kazım amcayı takdir ettim yani, hala daş gibi herif. Baksana hiçbir şey olmadı, vurduk toşpiklere adam bana mısın demiyor. Adam esniyor ya, abi senin toşpillere vurdum ben az önce. Senin bir toşpiklere vurdum, senin ben bir canını aldım, niye bu kadar rahatsın? Dur bakalım bir de kalpten vuralım. Böbreklerden zaten damage yiyor. Senin bir böbrekleri de çürüteyim Kazım amca. Böbrekleri de bir iyice çürüteyim senin. Çiş de yapam abi. Sonra idrar kesene falan saldıracağım. Çişini tutamıyor Kazım amca artık. Kazım amcayı böbreklerden götüreceğiz. Güzel. Böbrekleri damage yemeye başladı. I like this. Babuş bunu beğendi. Böbreklerden damage ye sen böbreklerden. Başka ne yapabiliriz? Biraz kafaya da çalışalım. Evet, şişini tutamadı. Altına kaçırdığı için birazcık kronik stres olsun. Sonra beyninde falan bir şeyler olsun. Ondan sonra kafasını yakacağım Kazım amcanın. Kazım amca hala diri arkadaş. Kazım amcada bir şey yok ki. Ya böbrekleri alıyor elimden Kazım amca. İskelet sistemi hala full. Ha beyinde dur. Kazım amca sana sonra nereden vurak biliyor musun? Beyinden iyi vurduk biraz da kalpten vurak. Ya da vazgeçtim. Kazım amcanın toşpiklere çalışmaya devam edeceğim. Bu hemofobiyanın ne olduğunu bilmiyorum. Hemophilia. İnternetten bir bakak mı neymiş? Kazım amcayı ne bulaştırmışız? Hemophilia. Hastalığı. Hemofili hastalığı galiba. Yo hemofili hastalığı değil lan. Ha hemofili galiba. Hemofili ney? Hemofili ney hemofili? Hemofili hastalığı. Pıhtılaşma faktörü adı verilen proteinin eksikliği sonucu kanın normal olarak pıhtılaşmamasıdır. Hemofili hastalığı cinsel organımızla mı alakalı lan? Erkek cinsiyle mi alakalı? Oradan açtık biz bunu. Tıpçı değilim beyler. Hani inşallah bunu bilmememe triggerlanmıyorsunuzdur. Çünkü tıpçı değilim. Ne bileyim. Boş vakitlerimde oturup hastalık da araştırmıyorum biliyor musun? Başıma gelmedikçe. Neyse Kazım amca ufaktan sonun yaklaşıyor. Ha Kazım amca doktora gitti. Şimdi doktorlarla fight yapacağız galiba. Kazım amca öyle orayla burayla sevişirken şey yaptı. Doktor bey hiç şey yapmayın yani. Şimdi doktorlar bir yere odaklanmışken
Biz Kazım amcanın birazcık da mideye çalışalım beyler. Tavuk ne lan? Salmon infection. Diyabet. Abime yakışır bir diyabet. Abime bir de diyabet verelim. Doktorlar arttırıyor mu lan 82? Kazım amcaya test yapmışlar. Böbreklerle alakalı test. Aa bak, Kazım amcayı tedavi ediyorlar galiba. Yok, metabolik panel. Dokunmayın lan! Dokunmayın lan! Ben o kadar yatırım yaptım Kazım amcaya. Ciğerlere de vuralım, ciğerlere, ciğerlere. Ciğerlere de vuralım, ciğerlere. Kazım amca, sigaraya başlıyorsun. Acilen sigara başlıyorsun Kazım amca. Heh, afiyet olsun. Yarasın koçuma. Acilen sigaraya başlıyorsun Kazım emmi. Tedavi ediyorlar lan. Tedavi etmeyin lan. Tedavi etmeyin lan. Haydi Kazım amcanın böbreklerle şeyi onarıyorlar, mideyi onarıyorlar. Kazım amcayı o zaman kalpten vuracağız. Bir kanını tıkayım da aklı başına gelsin, dur. Ne yapayım, kolesterol. Kazım amca. Kazım amca niyeyse bana benziyor lan, kolesterol falan böyle sigara da var. İyi dur bakalım, Kazım amcayı kurtarırlarsa ben de kurtulurum diye oradan bir kendime pay biçerim. İyileştirmeyin lan. Puanlarım nereye gitti oğlum? Şimdi bana kaybolan puanlarımı verseler. Ne biçim tedavi ediyorsunuz lan? Bir mikrop olarak yaşamak gerçekten çok zor ya. Günde 3 litre su mu içiyor Kazım amca? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Kazım amca. Hastane korkusu yapabilir miyiz? Sana yapamayız, artık hastaneye gitti. Ah ulan, bir hastane korkusu yapsaydık var ya, bunu kendi elimizle böyle çatır çatır öldürürdük ha. Kazım amca, birazdan alkolik de olacaksın. Ultrason mu? Kazım amca, günde 3 litre su yok. Günde 3 litre su yok Kazım amca. Onu çıkar aklından. Beyinle alakalı şeyleri tedavi etmiyorsunuz değil mi lan? Günde 3 litre su yok Kazım amca. Onu çıkar aklından. Kazım amca, alkol. Bir de uyuşturucuya başlatırız Kazım amcayı. Oh. Oh, yarasın, yarasın Kazım amca, yarasın. Yarasın, güzel. Güzel. Ulan biz de mikrop muyuz, şeytan mıyız belli değil. Herif her türlü kötü alışkanlığa şey yaptık ya, teşvik ettik ya. Kazım emmi. Ne örüyorsun emmi? Dur, senin birazdan bronşlara falan saldıracağım, dur. Senin şeyleri, böbrekleri çözdüler galiba ya Kazım emmi. O zaman biz sana çükten vurmaya devam edelim. Taşakları çözdüler mi senin, toşpikleri? Çözdüler herhalde, ben de bilmiyorum. Kazım emmi, sana kafadan damage atmaya devam edeceğiz. Ye bunu Kazım emmi, bir de seni depresyona sokalım. Oh. 20 puanla da seni depresyona sokarsam, alkol de var, şey de var. Kazım emmiyi birazdan beyinden devireceğiz arkadaşlar. Blood clot mu? Bir var ya, doktor korkusu verecektik Kazım emmiye. Oradan yemin ediyorum devirirdik emmiyi ya. Doktor korkusu vermeyi unuttuk ya. Doktor korkusu vereydik Kazım emmiyi öldürürdük ya. Bak ama kafadan birazdan şey yapacak, inecek aşağı. Hehe, siz böbreklere çalışın aslanım. Evet, toşbiklerini tedavi edin. Evet, evet. Evet, tam benim istediğimi yapıyorsunuz şu an. Siz toşbiklerle uğraşırken ben adamı kafadan götüreceğim. Bak beyinde neler oluyor. Kronik stresi tedavi etmeyin lan. Bir şey soracağım. Adamın toşbillerindeki sıkıntıyı nasıl kronik strese bak?
Hayda psikiyatrik tedavi falan uyguluyorlar. Öyle konuşmayın lan, psikiyatrik tedavi falan. Sevmem bak ben öyle şeyler. Hayır. Kaslarına da bir vuralım. Yapamıyoruz. Kronik kas ağrısı. Bir de fibra amelgamı falan verirsek 10 numara olur. Psikiyatrik tedaviye gitse gitmese iyiydi. Kazım amcaya antidepresanları da dayıyorlar. Aha, beyinden acil bakıma aldılar. Kazım emmenin beyin ölümünü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Kurtaramadınız değil mi? Oğlum mikropla kimse çabalayamaz lan. Kimse şey yapamaz. Kazım emminin beyine bay bay. Bak 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 bak. Bak 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 nasıl güzel demeç yiyor. Nasıl güzel demeç yiyor. Arkadaşlar Kazım emminin beyin ölümü an itibariyle gerçekleşti. Hayırlı olsun. Kazım emminin beyin çöktü. Ne oldu? Bunların psikiyatrik tedaviler boşa. Şimdi Kazım emminin kalplerden vuracağız. Kalplere vuracağız. Ama bunu tedavi mi ettiniz lan? Hipertansiyon ver. Damarlarını tıka. Kalpten vuracağız şimdi bir de. Kalbi de gitsin. Beyni yok, kalbi yok. Yeter lan, ilaç verip durmayın. Beyin ölümü gerçekleşti işte. Salın hastayı. Eceli geldi demek ki, salın ya. Hiç saygı kalmamış mikroplara ya. Arkadaşım. Ya zamanında o kadar sigara içersen Kazım emmi. Ben de fösür fösür içiyorum şu an, bir şey yaptım, tırstım. Kazım emmi. Atrok adını telaffuz edemediğim şeyi de sana soktum, helal et. Kazım emminin kalbe de vuruyoruz şu an. Oo. O Kazım emmi kıvranıyor. Kazım Emre kıvranıyor. Aslanım, ilaç tedavi etmez. İlaç tedavi etmez. Mikroplara bulaşmayacaksınız. %92 tedavi ettiler mi? Yalan bu arada. Ben adamı bildiğin öldürüyorum şu an. Yalan. Öyle bir şey yok. Yalan. Ah kalp hata. Ah. Ah, kalpten de öldü. Kalp ve beyin ölümü gerçekleşti. Daha ne yapacaksınız? En fazla başka nereden demetiyor? Böbreklerden demetiyor. Saldır aslanım. Saldır koçum. Saldır koçum. Öldü artık, öldü öldü. Ne tetki lan? Ne tetki uyguluyorsun aslanım? Beyin ölümü gerçekleşmiş. Kafada ölmüş. Daha nereden ölmesini bekliyorsunuz? Bak kalp GG. Beyin ölümü gerçekleşti. Salın da adam bir huzur içinde ölsün artık ya. Ayıptır ya. Salın adamı ölsün ya efendi efendi. Ne uğraşıyorsunuz? Allah Allah. Dur bekle, birazcık daha vurmamız lazım Kazım amcaya. Derisini de dökelim. İnsomnia da verelim. Güzel. Zamanında içki içirmemizin faydaları. Böbrekleri de ölürse salarlar. 10 EP'si kaldı. Hadi 10 EP'si kalmışken savaşı kaybetmek istemiyorum. Aa, böbrekleri de öldü. Arkadaşım daha ne yapacağınız? Yulus mu? Tedavi mi edildi yani şimdi hasta? Arkadaşlar. Bak. Bu oyun şu an saçmalıyor. Adamın beyin ölümü gerçekleşti. Kalp krizi geçirdi. Kalbi gitti. Böbrekleri gitti. Bu adamı yaşatıyor musunuz mu şimdi? Bu adam yaşıyor mu? Saçmalık ya. Ya yaşıyorsa da bana mı yaşıyor ya? Neyse. Ben oyunu beğendim. Ben oyunu beğendim bu arada ama saçmalıyor oyun yani. Kesinlikle saçmalıyor. Ben daha Kazım amcaya ne yapayım? Kazım amcanın ağzına sıçtım ben ya.
Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.